Chat'le ilgilenmiyoruz. Günaydın pek sevgili geekler, selamlar, belki de iyi akşamlar. Bu videoyu her ne zaman izliyorsanız şu anda canlı yayında bizde olanlara da günaydınlar diyoruz. 8. sezonun 2. hiçbir şey olmayan bölümünü izledik. Daha ne oldu? Bütün helalleşmeler bu bölümdeydi yani. Evet, yani helallik bölümü. İnanılmaz eğlenmediniz mi arkadaşlar? Çok gerçekçi bölümdü. Savaşa gitmeden önce herkes birbiriyle kardeş. Ben eğlendim ya arkadaşlar. Yani... Ya tabii ki sen eğlendin. Ama ya böyle bir kısım olmadan da olmazdı ki şimdi hurra diye savaş. Doğru. Olacak. Hepsini bir bölümde eritmeleri de bir yandan iyi mi olmuş kötü mü olmuş. Ben sezon böyle başlamasını yeğlerdim. Nasıl buldunuz? Hadi girişelim. Bu sefer ben pozitif bir noktadan başlamak istiyorum. Belli ki biraz daha eleştiriler gelecek. Ben seviyorum abi. Ben bu ağır tempodan memnunum. Yani 6 bölüm izleyeceğimizi de biliyorduk ve ilk 2 bölüm 50 dakika, 50'şer, 55'er dakika, sonraki bölümler işte 80 dakika falan olacak dediler. Biraz ilk 2 bölümün böyle kurmaca bölüm olmasını ben şey yapmıştım. Önceden açıkçası kendimi hazırlamıştım. Yani çok heyecanlanıp şey yapmayacağımı. Hakikaten şu bakış açısını hala korudukları düşünüyorum. İşte 6 bölüm upuzun bir öykü. İlk 2 bölüm filmin ilk 20 dakikası, yarım saati gibi. O yüzden pek bir numarası yok gibi. Ben hoşuma gitti ya. Şu doğru. Bu bölüm full fan servisti aslında. Yani hepimiz böyle kim işte atıyorum hangi karakteri seviyorsa onu son kez veya belki son kez görmüş oldu etti falan filan. Ben bir fanboy olarak tüm helalleşmelerden, vedalardan, şunlardan bunlardan keyif aldım. O lanet olasıca şömine başındaki sahnede keşke ben de orada olsaydım duygularıyla izledim açıkçası. Negatife geçmeden önce ben de pozitif Ömercan'ı destekleyen bir şey söyleyeceğim. Şey konusunda dizi gerçekten yani şey hiç bozmuyor. Hani biz eğer bunları veriyorsak şimdi savaş sahneleri vesaire zaten olacak veya böyle macera sahneleri. Biraz da böyle hani artık şu zamana kadar kendi karakterlerini kurmuş oyuncular tadını çıkarsın. Biraz oynasın onların böyle şeylerini görelim kafası. İlk iki bölümde var ve bu benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Fakat kimi yerlerde yeri gelince söyleyeceğim. Biraz o durumu abarttıklarını da düşünmüyor değilim. Yani biraz böyle lüzumsuz diyalogların olduğunu düşünmüyor değil. Ya bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Chat'i komple kapatmamız mümkün mü? Ben kesinlikle size konsantre olamıyorum. Mümkün değil yani. Sadece oraya bakıyorum. Tamam. Evet buyurun. Ya mesela yaklaşık 5 dakikada söylediğiniz hiçbir şey yok. Okey. Tekrardan izlersin abi. Tekrardan izle. Genel olarak şey yaptık yani. Övdüler onlar. Övdük tamam. Ama ben şey dedim hani söyleyeceğim 1-2 bir şey var dedim o kadar. Buyurun. Masanın o tarafı var. Bir de masanın bu tarafı var. Abi. Evet abi bu nedir yani? Sanırım evet, güzel bir şeyler de inanılmaz. Yok yok şakası bir şey. Tabii ki. Yok. Gel. Şimdi ilk şöyle başladık bu masaya. Tabii ki de ilk bölümün birazcık setup etmesini okeydik. Şimdi birden oldu ki tabii ki ilk iki bölümün böyle olmasını okeydi. Yani 5. bölüm böyle ki abi finale tabii ki de yani yok abi. Gitmeyeceği belli. Canım ilk bölümde yapsalardı helalleşmelerini. Ya bakın 6 bölüm var çünkü. İlk bölümde yapsalardı eğer, yani. Eğer 10 bölüm olsaydı bu sezonda bu bölümü kabul edebilirdim ben. Yani, ama 6 bölüm olan bir sezonda ya, bu kadar uzun helalleşme. 50 dakika helalleşme. İşin ilginci. Şimdi ben hani bir fanboyluk diyorum yani tartışılır ama bir fanboyluk olarak işte bütün karakterler vedalaşıyor diyor bunu görmekten keyif alıyorum diyorum ama aslında senin kurduğun cümle de tam bir fanboy cümlesi. Yani siz de tam tatmin olmuyorsunuz hani falan daha çok görmek etmek istiyorsunuz. Yetmemesi de biraz şeylik. Derin psikoloji. Bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki bunu bizim... Hiç demedim canım zaten sonuçta fan olduğumuza göre yazıyoruz. Bunu da küçümseyecek bir şey yok. Gözümü çıkartmamışım aslında. Bu dizi tek boyutlu bir dizi değil ki yani sadece böyle macera sahneleri, savaş sahneleri, sicil yapmak istiyor değil mi? Bunu söylediğimiz zaman şey garip yani şey savaş olmadığı için sevmiyorsunuz abi. Siz istiyorsunuz ki kan olsun. Yok. Hayır aksine aksiyon bundan... olsun istiyorsun yani aksiyondan kasıt. Hayır ben aksiyon olsun istiyorum ama aksiyon olmasını istememin sebebi ne kadar aksiyon olursa o kadar az diyalog oluyor ve o kadar az saçmalıyor senaristler. Yok yok. Ben o yüzden istiyorum aksiyon olmasını. Ya yani mesela burada da diyaloglar yine ilk bölüme göre daha az aptalcaydı. Ama aptalca olan çok kısımlar vardı. Şakalı şey yok mesela. Tormund var ya. Tormund okay ama bence Tormund okey. Ya Tormund bak ne dedik ilk bölüm? Arada bir tane aptala yaptırırsan okay. Rahatsız doğru. Etmiyor. Evet. Bak bu bölüm ilk bölüm kadar rahatsız etmiyor. Bu bölüm zaten çok fazla böyle hakikaten izleyen herkes hüzünlensin istemişler bence. Yani belki öyle bilerek de eski koymuşlar gibi. Yani. Aramızda da konuştuk ya. Üçüncü bölümde birileri ölecek. Muhakkak artık. Ve bu bölüm şu.
Birileri ölecek, kim olduğu belli değil. Hangisi olur bilmiyoruz. Onları üzülmeniz için herkese bir buraya da bir şeyler kondurduk. Buraya da bir şeyler kondurduk. Artık hangisi ölürse üzüleceksiniz. Kesinlikle. Ya Missandei ile Grey Worm'a bile artık üzüldürtmek yani. Onlara bile yani. Yani geleceğiz oralara. Who the hell are you yani? Geleceğiz oralara. Tabii ki böyle olmak zorunda ama biraz böyle Game of Thrones'un hakikaten Miğfer dibindeki hani savaş işte düşman gelecek bekliyorlar. Miğfer dibiyle olan bekleşme sana daha bir anlam kazanıyor. Abi elbette ama Lesis Mall. Çok benziyor değil mi? Tamam. Zaten çocuk sahnesi onu biraz hatırlattı hani bizim aynı soğan şövalyesi konuşuyordu ya. Hani soğan şövalyesi alıp elinde kılıcı şöyle tutacaksın, böyle yapacaksın falan deseydi çüş diyecektim yani. Sabah yalnızca o kadar çok çorba çekti ki o sahnede benim. Anlatamam yani. Yani heriflerin savaş vakti zar zor iki araya bir araya getirdikleri boktan çorbayı özlemiyor. Sen tabii askere gitmediğin için, gitmediğin için Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de falan askerlerimizin neyi gitmediğin için kurtulmuş. Oraya astıklarını bilmezsin. Ey bre cahil. Bu arada şunu söylemek isterim. Turgut'un şu dediği aslında şöyle doğru ki bunu geçen hafta da söylemiştik. Çok iyi bir şey olacak. Hakikaten aksiyon maksiyon olmasından değil de mesela herkesi helalleştirelim gibi bir çaba olunca bölümde. Abi uzuyor bak. Ve de kısa kalıyor sahneler. Bu yüzden de düzgün diyalog izlemiyoruz biraz. Yani geçen hafta da aynı şey söyledim. O mesela hani işte King's Landing'deki Meister'ın işte o hayat kadınıyla sahnesini konuşmuştuk geçen hafta. Hani onun gibi böyle uzun uzun karakterlerin bir şey anlattığı ve karakterlerin kendilerinden bir şeyleri ele verdiği sahneler yok artık. Hayır hayır bak ne biliyor musun? Şimdi biz bu bölümü ne izledik? Uzun uzun helalleşmeler izledik değil mi? Hatta durduk yere şey sahnesi vardı yine. Sen bana ilk bölümde gösterdin Kuzeylilerin yani Güneylileri kabul etmediğini. Artık o çocuk sahnesine falan gerek yok. Yani, anlıyor musun? Yani, yediriyorlar işte. Hayır. Bunların koydun neyden fedakarlık ettin? Tyrion'la birinin konuşmasını bana göstermedin. Ya konuşmayı dinlemek isterdik evet. Abi her şeyi gösterdin. Oturttun. Dinlemek isterim. Amcaya bak. Orası yani, şaka kaldı orası. Şaka değil de yani bence orada şey yaptı canım. Bildiğimiz şeyleri sonuçta anlatmak hayır istemedi seni. Ama yani, ben güzel bir şekilde anlatabilir de haklısın. Ama ya o zaman onu boşuna izlemiş gibi oluyoruz. Onun arasında. Bu da buna hikayesini anlatacak. Yani bunun altından bir şey çıkarmayacaklarsa. Abi Jamie ile Bran karşılaşıyor. Niye işte bana laf etmedin? Çünkü savaşçı lazım. Ora 5 saniye. Diğeri 2 saniye. İşte kısa kalıyor. En önemli yerleri attılar. Diğer yerler uzun. Ayda yani şeyin Hound'un işte kör abinin şu an artık hatırlayamadım. Dondarrion. O daha mı önemli bir sahne? 2 dakika 3 dakika. İşte abi bitirme telaşı var. Yani 7. sezonda da bu vardı kesinlikle. Bu arada bunu savunmak istiyorum yani sana katıldığım için söylüyorum yani. Bitirmeye çalıştıkları her boku göstermek istediği için. Ya şunu da anlıyorum abi. Melisandre ile Grey Worm'u evet en alakasız o kalmış olabilir ama. Yani onları da göstermesin mi adamlar? Yazık o kadar konuşturdular. Ben burada dağılım arkada öpüşler. Yani atıyorum 3 dakika 3 dakika 30 saniye ise bir dağılım. Ben buradaki 3 dakikayı buraya seçtikleri için bunu buraya seçmeleri gerektiğini bu 30 saniyeyi buraya vermeleri falan. Bir dağılım. Görmek istiyoruz. Uzun çıkışınızı izliyoruz. Sabah erken diye bağıramıyorum arkadaşlar. Evet. Yani günün sonunda bu bölüm ilkine göre daha iyiydi. Evet. Yani bu kadar laf ettiğimize bakmayın. Şöyle yani. Bak ilk bölümde daha çok şey oldu. İlk bölümde hiçbir şey olmamasına rağmen bu bölüme göre daha çok şey oluyor aslında. İşte ejderhaya binme olayını görüyorsun vesaire. Targaryen olduğunu öğrendi falan. Ama hani ilk bölümde çok aptallıklar vardı benim gözümde. En azından bu bölüm aptallık yoktu ama hiçbir şey de yoktu. Ama yani, duygusallık vardı. Şimdi şey zaten var o küçük kalbimize küçük şeyler serpiştiren de oydu. Sadece fazla uzundu yani. Ben yandan çıkıp duruyorum lan. Dur. Game of Thrones'ta genel olarak şeyimiz vardır ya. Ömerce. Hani böyle işte bir şey olur Game of Thrones'ta hiç alışılmamış. Şimdi biraz böyle hani nasıl şey yapalım? State the obvious derler ya. Adamlar zaten olanı göstermek durumundalar. Evet. Yani şaşırtıcı bir şey oluyor. Kalede bekliyoruz. Doğru. Evet. Bütün cümbür cemaat buluştuk. Evet. Herkes geldi. Geliyorlar. Evet. Yani buraya kadar zaten değil. Üçüncü bölüm biraz kanlı geçecek belli ki. Üçüncü bölüm asıl biz oha bu öldü Allah kahretsin bu ölür mü falan diyeceğiz. Şimdi böyle biz de dizi gibiyiz yani. Mesela yorum yaparken de. Bence üçüncü bölüm de çok öyle şey olmayacağız. Sürpriz olmayacak çünkü şöyle eskiden 10 bölüm 8 yani, bölüm John Snow ve Danny Lap diye ölürse sürpriz olmayacak mı yani? Ama işte zaten onlar da Lap diye ölmeyecek büyük ihtimalle. Yani bence de böyle biraz artık o Game of Thrones'u yani şu an sadece televizyon dizisinden bahsediyorum böyle kitapla falan. Hiçbir zaten kalmadı herhalde. Game of Thrones'u Game of Thrones yapan öğeler artık karşımıza çıkmakta zorlanıyor yani.
Ama hani bu konuda gidecek yeni bir şeyim yok yani. Bu geçen sezondan beri böyle bitiyor işte. Şeye katılıyorum yani. Bir gün boyunca kaledesin ve orada yaşanan okey. Ama bak mesela biz izlerken ne dedik? Ne? Burayı da artık hızlı geçmeleri gerekiyormuş. Neden? Tabii, mesela geleceğiz şimdi. Hayır. Theon'u neden bu kadar hızlı kabul ettiler? Hemen. Evet. Hiç anlatmaz. Bunu niye anlatmıyorsun? Pezevenk yani. Evet. Burayı da bir dokun o zaman. Her boka dokunuyorsun. Ama işte abi eskiden zaten bir bölümde mesela diyelim mercek tuttukları 4-5 karakter oluyordu. Bu bölüm yani herkese eşit evet. Mercek ayırdılar. Eşit olmadı işte. Ve evet yani haklısın tatmin etmiyor. Nisan Day ve Grey Worm'a işte yine oraya geliyoruz. Yani ne kadar gerek vardı. Bunları konuştuk. Hadi. Hadi Jaime'nin gelişinden bahsedelim. En son kim ölecek, kim ölmeyecek mevzusuna gireriz. Bu arada yani Cahreyn şey yazdı. John'u öldürebilirler diye. Cahreyn de var chat'te. Eyvallah. Ece hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Chat'e bakmayacaktık ama senin için kuralımızı bozduk bak. Muhabbetin ya de chat'e bakıyorsun evet, abi, diye bak, şey. Bak sen de şu an chat'e bakıyorsun. O da beni dikkatimi dağıtıyor. Yani. Aynen öyle. 900 kaç kişi olduk merak ama ettim. Ama işte ben o yüzden kesinlikle konsantre olamıyorum. Tamam tamam. YouTube'da tekrar izleyen arkadaşlarımızı düşünerek chat'i ciddiye almamaya karar veriyoruz. Doğru mu? Evet. Evet Jamie'yi geldi, affettiler ve de öptüler yanımda. Ya ben açıkçası hayal kırıklığına uğradım o sahnede. Şundan dolayı bir şey bekliyordum çünkü. Ne bekliyordum? Hayır. Bren'in bir geçmişe gitmesini bekliyordum ben. Şu beklediğim şuydu. Zaydır'ı izleyince. Sen benim işte ben şu hikayeyle büyüdüm diyor ya Deni. Bir babamı sırtından bıçaklayan biri bir ihanet falan. Orada ben Bren'in orada Deli Kral'ın öldürülme sahnesini, Jaime tarafından öldürülme sahnesine gideceğini ve o anı yaşayacağını ve dönüp o olaylar düşündüğün gibi olmadığı anlatacağını bekliyordum. Ve Mad King'in olayını burada görmemiş olmaktan dolayı bir hayal kırıklığım var. Ama orada şöyle bir şey var. Şimdi Jaime'i de mesela atıyorum. Sen işte babamı öldürdün falan diye anlatınca ya ama baba herkesi öldürecekti diye şey yapmıyor ya. Kendini böyle açıklayamıyor. Sen yapmıyor mi? Evet. Yani o biraz böyle şu an şey bir hareket olacak gibi artık. O konu, o mevzunun yani üstünün kapatıldığı o mevzunun artık işin aslının hiçbir zaman ortaya çıkmayacağını ve Jaime'nin tarihe kral katili falan diye geçeceği böyle çok oturdu gibi. Yani o konuda halk tarafından aklanmayacak Jaime. Biz seyirci olarak onu affettik akladık, ettik. Çok. Akladık. Ama hayır burada işte beklentiler şu ya Mad King onları niye fısıldıyordu? Bren'i bir şekilde Mad King'e bağlansın diye bekledik ya. Evet. Bundan daha iyi bir yol var mıydı? Bu nokta en doğru noktaydı. Olmamış olması. Demek o mevzu işlemeyecekler. Ama bir yandan da yani Brienne tarafından Jaime'nin kabul ettirilişi de bana çok duygusal, bölümün en etkilendiğim anlarından bir çünkü tanesi. Çünkü itiraf yani. Edelim, Brienne'i çok seviyoruz bir karakter olarak. Tabii tabii, sanırım. Brienne çizgisini hiç bozmayan karakterlerden bir tabii. Tanesiydi çünkü. Tam bir şövalye gibi hareket etti. Sonunda da oldu. Şövalye oldu ama şey biraz, yani aristokrasim biraz zayıftır ama. Yani gerçekten Knight Knight'ı Knight ilan ediyor mu bilmiyorum. Gerçek hayatta Avrupa'sında bu işin nasıldır bilmiyorum. Yani bir şövalye, istediği herkes şövalye yapabilir mi? İşte sana soralım. Böyle bir bilgi geldi mi sana kitaplarda? Aynen öyle yani açıkçası. Yani. Allah Allah. Bir de yani sen evet yani Avrupa'yı mı soruyorsun? Game of Thrones dünyasını mı soruyorsun? Şimdi Game of Thrones'da böyle bir Game of Thrones aristokrasisi diye ayrı bir bölüm falan yoktur tahmin ediyorum. Belki de vardır böyle bir şey. Bilmiyorum. Bunlara gelecektik sonradan yani. Peki sonra gelince biraz daha detaylı. Ortalığı karıştırmayalım. Can ve nizamı. Tabii ben nizam içerisinde. Bak buyurun. O kadar dizdik resimleri dizdik burada. O zaman neymiş? Sen buyur ne diyoruz o zaman Can Bey? Brienne'le onun tanıtma mevzusu vardı yani. Ya ben Brienne'den bunu bekliyordum açıkçası. Çok garipsemedim yani. Çünkü Brienne'le aralarındaki ilişki çok iyi işlendi Jaime'nin. Evet. Ve kötü de ayrılmadılar. İyi de ayrıldılar. Jaime'nin oraya gelmiş olmasından dolayı da bence hatta yani bekliyordum muhtemelen yani zaten. Kendi aralarındaki dışarıdaki muhabbeti nasıl buldunuz? Yani orada ben senin emrinde savaşacağım dediği andan bahsediyorum. Orada herhalde espri şu değil mi yani onu yüksek sesle söylemedik hiçbirimiz diye izlerken. Yani koskoca Kingsguard'ın falan işte şeyi Lannister'ın varisi bilmem nesi işte senin gibi yani şey bile yapılmamış. Şövalyeliği resmileşmemiş bir komutanın altına ben senin için savaşırım demesi Brienne'i çok etkiledi diye evet. Düşündüm ben. Yani evet hani artık savaşamayacağım zaten. Senin altında artık. Ben orada benim bir eğit falan diyecek diye düşündüm de. Bir de vakit yok artık. Net bir şekilde biliyorsunuz yani Brienne'in hani hepimizin bildiği, Jaime'nin sezdiği ama asla dile getirilmeyen bir hoşlaşma durumu tabii da var. Tabii. Bu bölümde onun biraz sonra geleceğimiz noktada okula çıkarıldı. Orada da şey oldu yani hani. Abi zaten bu bölüm herkesin bir gibi. Acaba birilerinden hoşlanıyor muydu dedirttiler yani herkese. Arkadaşlar yani. Bakın. Savaş var ertesi gün.
Yani birçok insan için son şans bu. Yani savaş psikolojisiyle olur böyle şeyler Cevdet. Ömercan biz de savaş yok. Yarın 23 Nisan Arifesi falan. Bayram boş ver Allah aşkına. Teyon'la Sansa arasında bile bence bu böyle bir hissiyat vardı yani. Vardı hakikaten. Şey gibi düşünmedim. Yani çünkü o hissiyat şey de duyuyorumlar çok rahat. Kardeşi gibi sarıldı etti falan ama evet. O finalde de artık yan yana beraber yemek yemeler, gözlerin içine baka baka. Hani sanki onların arası da mı? Falan. Derken Theon'a girelim bence. Theon geldi. Hoş geldi. Jaime deyince Theon'u hatırlamak güzel. Yani bu çocuğu hiç kimseye yargılayıcı gözlerle bakmayıp da hoş geldin abi, işte sen de vakti zamanında falan demeleri. Ya şey tabii John'la arası zaten okeydi. Dragonstone'da yani. John orada bir okey vermişti ona. Tabii. Ama Sansa'yı yani Winterfell'de zaten de yani o köylünün de çocuklarını yaktı. Ama hem Sansa hem John okeyken halka ne oluyor? Tabii bir vardır de muhakkak. Halkı bir iki, çok küçümsüyorsun. Bir iki demirci memirci vardır ulan bu herif şeydi ve böyle diye de. Halkı kim ne dinlesin doğru. Dany'nin böyle bir şeyi var mesela. Dany şimdi Kuzey'i hiç bilmiyor ya. Hani Sansa'nın ağzının içine bakıyor. Orada mesela gelir gelmez Sansa'nın koşarak artık sarılması yani bence birçok diyalogdan daha çok şey anlatıyordu zaten. Tabii. O yüzden bence yeterliydi yani. Uzun uzun Theon sen gittin de kaldın da falan filan yapmadılar. Girmediler o topa yani. Evet ama ondan sonra işte mesela şeyi bak bu okey. Anda geldim ve kabul ediyorum. Bunu ben tamam. Ama masada en önemli ismimiz kim? Bran. Tabii ki Bran. Bran'ı koruyacağız. Bran. O kadar önemli bir şeyde Theon'u kaldırıp ben koruyacağım. Tamam. Theon korusun. Evet. Ya o kadar da mı anında tamam oldunuz? En önemli ismi Theon'a bırakalım. Abi iyi de. Ha işte orada şey yapıyor. Bence de haklısın. Bir şey söyleyeceğim. Ama yani şeyin altını şeyle çizdiler orada. İşte o ben vakti zamanında burayı kuşattım. Şimdi ben korumak istiyorum ama falan. Bence güvenmemeleri için daha da çok sebep aslında. Yani. Ve yani eli hala kılıç tutabiliyor mu belli olmayan bir adam yani, tamam mı? En son anda böyle olabilir. Abi bence savaşta şöyle bir durum var ya. Şimdi işte ordu gelecek. Bir yani ön koruma var. Önce onlar koruyacak. Sonra onları aşacak, bilmem ne yaşayacak, korumaları aşacak. En son güya onlar birebir kalırsa, yani oradaki adamın da çok büyük fonksiyonu yok abi zaten. Oraya kadar gelmişlerse. Yine de Theon değil abi o isim. Ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum yani. Ya yok abi, kesinlikle diyaloglar olabileceğinin çok hacim olarak küçük bir versiyonu bunlar. Yani çünkü evet, işte zaten gerçekçi bile değil yani. Bir savaş stratejisi yapıyorsun. 50 saat konuşursun yani. O savaş stratejisini bu arada not almadık. Bence o anını konuşmamız aynen, lazım. Aynen. Şimdi ben zaten hani orayı not almadık. Burada gelelim diyeceğim. Şey ne diyorsunuz? Bren'in yem olarak kullanması. Evet, şey ne diyorsunuz? Night King benim peşimde. Dedi evet. Niye senin peşinde? Çünkü ben dünyanın hatırasıyım. Hafızasıyım. Hafızasıyım. Oradan da Sam'in çıkıp hafıza silinirse dünya silinir. Orada herkesin büyük ihtimalle bu arkadaki biti falan pek açıklamayacaklar. Evet, bana da öyle geldi. Böyle şeyle geçiştirdiler yani. Ulan evet, işte önemini anlattık. Night King zamanında çok fazla bütün özel çok defa öldürmeye çalıştı. Bilmem ne bilmem ne. İşte bu amacını işte bu kadar iki cümleyle geçiştirmeleri. Yani iki üzen hareketler şey bunlar evet, abi. Evet, hakikaten yani biz istiyoruz ki. Perişan oldum. Gerçekten perişan tabii, oldum. Tabii yani, ön yargılıyız şu anda. Belki de çat diye girecek. Tabii daha dört tane 80 dakikalık bölüm var. Ama ya şöyle bir şey var. Birazcık gizemli bırakmayı da şey olarak anlıyorum ben. Yani bu böyle çünkü aslında cevaplar zaten ortada. Bu böyle işte canlıların savaşları uğruna ölüm huzurundan uyandırılmış işte ruhların bedenleri falan, tamam mı? O yüzden hani bütün hayatı bilmem ne yani aktiviteyi, etkinliği, enerjiyi dünyada yok edip biz de huzurlu uykumuza dalalım istemesi şey olarak yeterli bir açıklama geliyor bana. Yani hani 8. sezonda keşke bir boklar daha çıksa ben de hani tatmin olurum ama aslında düşünecek olursam da çok yetersiz bir şey, açıklama kötü değil. Kötü bir storytelling. Sen bir şey bölüm çekiyorsun, bir şey yapıyorsun. Şu an ilk bölüme dönüyorum. Biz üzerine 20 dakika konuştuk değil mi? Acaba o şekil ne, niye böyle falan. Ondan sonra kendi düzgün anlatamadığı için senarist çıkıp açıklama yapmak zorunda kalıyor. O şeklin amacı diyor, işte diyor Night King diyor zamanında gıcıkmış diyor şeylere, ormanın çocuklarına. Onlar için kutsal, onlar için kutsalmış diyor o şekil. Onlara hakaret etmek için, inançlarına hakaret etmek. Bak sen bunu bölümün içinde anlatamayıp ayrıca açıklama yapmak zorunda kalıyorsan demek ki sen derdini anlatamamışsın bölümde zaten. Evet biraz katılıyorum bu dediğine. Haklısın. Ya da bunu eğer anlatacaktıysan bir dahaki bölümlerde niye şimdiden çıkıp söyledin? Anlatamayacak ki burada. Yok işte. Ama yani biri çıkıp da işte bu ormanın çocuklarıyla dalga geçiyor falan gibi bir cümle kursa yeterli bak. Bir tane cümleye bakıyor bu iş bir yandan da.
Hadi yani o savaş masasından sonra bence dünyanın en tatsız noktasına gelelim. Müsaade eder misiniz arkadaşlar? Hepimiz gerçekten sanki kardeşimiz. Kardeşimize. Çocuğumuz. Bacım ne yaptın bacım? Abi. Ben ne söyleyeceğim? Ben bu grubun karaktersiz ve terbiyesiz insanıyım. Tamam. Ya cedet var. Yani. Sevgili Mayıs. İroni yaptı. Kendisini şevkle izledim. Şevkle izledim. Abi, i̇şte ben terbiyesiz ve karakterim. Çok ayıp ya. Çok arkadaşlar, ayıp ya. Bu bize yapılır mı ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu dizinin bugüne Turgut'u kadar... Turgut'u dövelim mi üçümüz toplanıp? Sen bizim kardeşimize ne diyorsun diye. Abi bu dizinin bugüne kadar yaptığı en büyük ayıp budur. Ne iki kardeşin yani. Sevişmesi ne başka bir şey. Bak Sansa tecavüze uğradı ona rağmen. Ne Redwedding. Arya'ya bunu yaptı. Arya'nın boku. Gözümüzden düştün. Bir de bir şey söyleyeceğim. O posunu niye gösteriyorsunuz? Seksin kendisi zaten okey miyiz? Rahatsız oldunuz bir tatsızlaştınız. Oğlum yani çocuğu ne seksin girizgahı var. Gibi bir hissiyatı yani. Sen orada daha da bir evet. Şey oldun. Ay, yani, çok kötüydü o diyaloglar yani, ya. O Arya'nın kaç kişiyle seviştin? Bir. Niye bir yandan? Orada kadırgalı oldu Arya. Söyle. Kadırgalı olmadı abi ergen kadırgalı. İşte. Ergen muhabbetler yapıyor işte. Bence ergen falan değil. Falan orada değil hayatında seks görmemiş ne yapsın? Abi içinde Türk kadını çıktı böyle kıskanç falan böyle. Ondan bahsediyordum. Abi inanılmaz yani o neydi öyle ya. Çok şey yani diyor sığ diyaloglar onlar. Yani bir de Arya hani anladın mı artık soğukkanlı olmuş. Hani bunları niye umursuyorsun? Bence genç kız sonuçta hala yani olaya yaklaşırken bir... Heyecanı bir tecrübesizliği orada bir tecrübe var. İstemiş beni. Hayır, ben de tam aksine yani sen şu anda ben hayatımda ilk defa yapacağım. Yok be onlar kendilerine hoşlanıyor diye kıskançlık muhabbetleri. Bence net ben hayatımda ilk defa yapacağım. İşinin ehli misini öğrenmek istedi orada. Yani. Olabilir. Üçü duyunca mutlu oldu. İyi. Üç çok çapkın da değil. Evet. Şey dediği gibi. Şey izlemiş değil mi? Amerikan pastası filmini izlemiş. Üç diyorsa adam birdir o falan. Öyle bir şey var diyor. Saçma sıkma. Ama sabah ben şeyi gördüm. Yatakta Gendry uyurken böyle bir tatsızdı. Bence çok... Çok da, iyi geçmemiş tamam, yani. Ama ilk hiç bu ben yemin ederim Arya'ya söyledim. Podrick'e git dedim ama dinletemedim. Yani gerçekten bunu söyledim. Abi ilk deneyim için Podrick tatsız. Tatsız bir kadın. Yaşamış adam söylüyor ki sana. Peki abi sen öyle yaşamış diyorsan. Mı yaşatmış mı? Abi bu iyiliğimi de unutma bak. Bak. Ben öğrettim oğlum. Ooo neler oldu? Peki bunların arasındaki... daha mantıklı olan kısma ve daha önemsememiz gereken kısma dönersek. Bir mızrakmış olayımız. orada... Hepimiz atmalı bir şey anladık değil mi? Ama mızrak da atılabilir. Şey, kızcağız öyle böyle fırlatılan şey, gibi düşündüm. Ama zaten çıkarılabilir bir şey gibi ya o ucu. Modifiye etmek için gibi düşünebiliriz. Silahı gördük sonuçta. Aslında şöyle mantık yürütmeliydik. Kızcağızın sonuçta ufak tefek bir tip olarak... Sıradan mızraklar falan buna ağır mağar geliyordur. Aslında o yüzden ona Dragon Glass'la yapmış özel mızraklar. Şeyi birazcık hissettirdiler. Neyi? Lan ben çok gülüyorum. O kamerayı birazcık daha bu tarafa alabilirsiniz. Neyi hissettiniz? Bence hiç oynamayın. Evet neyse buyurun. John'un şey demiş olması. Savaşta bunlarla uğraşırsak tadımız kaçar. Direkt Night King'i alsak daha mutlu oluruz. Daha hızlı çözeriz den. Arya'nın suikastik yetenekleriyle sanki Arya'yı Night King'e bir sen buna suikast aradan için sanki kullanacak. Bu da zaten muhtemelen Ejderha Tepesi'nde falan olacağı için böyle bir olabilir. Bugün bir de atma yeteneklerini de gördük. Ama bence yakın da attı ama olsun. Ama bence bunu yapsa Arya kendi inisiyatifiyle yapar ya. Jon falan kızım sen de gitti öldür yapmaz da yani. Çünkü zaten nasıl dövüştüğünü ettiğini Arya'nın doğru düzgün görmedi hiçbiri bile anladın mı? Hani ben dövüşüyorum ya Arthur'un ağzını sıçtı dese bile. Geçtiğimiz yılda Sansa ile Arya'nın büyük bir komplo kurduğunu görmemiştik. Birden böyle yapmışlardı. Biz aslında bir neler konuştuk aramızda. Ama şeye ters ot kaçar Jon'un koruyucu karakterine yani onu bir... Olur mu kızım saçmalama falan sen git aşağı çocuklarla dur demesini görmemiz lazım. Bir şey söyleyeceğim. Jon'un Bren'in ne olduğuna yönelik bir diyalog kurduğunu gördük mü? Abi ama Bren'in bölümü... Three Eyed Raven diye biliniyor artık. Abi Bren'de bir... Three Eyed Raven'ın ne olduğunu biliyor mu John? Turgut Bren'den bir çekiniyorlar ama şimdi yani haklı olarak. Biz görsel olarak köyün delisi John'un bunu konuştuğunu hiç görmedik. Three Eyed Raven nedir? Bak bunu görmedik ama bölümün sonunda şunu gördük. Bren diyorsa. Bren de yani. Ya bunlar konuşulmuş ve kabul edilmiş saydık. Ya haklısın olabilir ama ben bunu şey değil. Konuşmasını görmememiz açısından problem değil de benim açımdan.
Yani John buna göz yummaz kolay kolay gibi geliyor bana açıkçası. Bence, plan... bence şu anda o binadaki gerçekten en iyi dövüşen kişi Arya ve... Kabul ya ama bizimkiler bunu hani kabullenecek, bilecek ya da kabul edecek hali değil demek Arya gizemli takılıyor biraz. Sizce istese aslında. Mesela Night King'e de dönüşebilir mi? Zaten ölü ya bir de. yani abi o bir başkasını... Night King'in yüzülebilir bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Evet evet bir daha abi Night King'e dönüşmek maske demek... Şey gibi yani, kampanyalar birleştirilemez falan. Yani iki kampanya. Vücudun falan ölüp mesela Night King'in onu taklit edemezsin ki. Sonuçta vücut ısını sıfırın altına indirmesi lazım mesela düşünsene. Abi zaten biraz şaka olsun diye sordum yani. Hiç tabii. Komik değildi. Korktuk diyorsun biz. Hadi salon mevzuları. Evet salon mevzuları. O zaman Thor kahramanımızı abi. Açıyorum ben. Tormund şakaları. Tormund brain'i götüremedin dostum. Ben bir devin memesinden süt içtim diyerek sakallarından aşağıya. Abi, 3 ay. 3 ay. Palavra'yı geçtim. Yani kıza hava attığı nokta o kadar wide link ki yani, anladın mı? Şey çok güzel bir ayrıntıydı ya. Tormund'un vahşi doğada çiftleşme çağrısı. Yalnız helal olsun delikanlı çocukmuş. O Knight mevzusunda kalktı alkışladı ya. Hiç trip atmadı. Abi sen deli misin? Yani bütün bu kadınlara şövalye olamaz muhabbetine verdiği tepki anladık ki arkadaşlar. Alkışladılar diyorsun da Tormund Brienne ile Jaime'nin arasında bir şey olduğunu bilmiyor ki. Bilmiyor ama aşk olan Sezer dostum. Allah aşk Allah. Orada adam Clash of the Peace vardı orada birazcık şey yani. Tabii. Bir gerginlik vardı orada yani. Zaten Jaime ile konuştuğunu görüp benim pipim canım. Daha büyük diye geldi. Sandalyeyi direkt. Çekerek geldi. Sana King Killer diyorlarmış. Tormund'un evet. Bakış açısı bir şey söyleyeceğim ya. Tormund'un bakış açısına göre Jaime kadın lan. Yani tertemiz yakışıklı bebek yüzü çocuk güneyden gelmiş hayatta kış görmemiş Wildling görmemiş Tormund onu bir rakip olarak görmez ki sen de gel yapar yani. Anladım. Çok güzel. Ben de böyle bir buna yakın bir şey yapmıştım şimdi terbiyesizlik yapmayayım diye. Şu laf yani bu cümleyi kurmak istiyorum canlı yayında arkadaşlarıma dizi izlerken kurmuştum ama hakikaten Tormund Westeros'un en feminist karakteri olduğunu da göstererek senaristlerin en büyük yani ters köşesi bu hafta bence buydu açıkçası. Ya ben olsam seni 10 kere şövalye yapardım deyip şövalye yapılınca tamam tabii ki kıza yaranmak için yapıyor. Tabii ki feministlikten değil ama yani şimdi öyle bir alt metinde yok gibi değildi açıkçası. Evet, evet. Oza ne kadar güzel bir odaydı. Hepimiz orada olmak istedik. Sohbet güzeldi. Brienne'in şövalyeliği güzeldi. Oradaki duygu aktarımı güzeldi. Evet. Brienne'in yüz ifadelerinden ben oradaki duygu geçişini çok güzel aldım. Bu bölümün evet biraz başlıyor. Podrick'in bir şarkısı vardı en sonunda biliyorsunuz. Podrick flütünü çaldı. O Ateşbaşı bölümde sanırım en sevdiğim yer olsun. Çok gerçek. Gerçekti daha doğal. Doğal. Çok doğal. Güzel çekmişler. Zaten şey gibi değil mi? Isınmış oyuncuların birbirine güzel oyununu izledik. Oyuncuların da böyle vedalaşması gibi değil miydi yani dizi bitiyor falan filan ya. Hatta zaten... şey bile olmuş olabilir affedersin kuzen. Yani böyle bir şey olmuştur diye iddia etmiyorum da. Belki de bu sahneyi çok sonlara doğru çekmişlerdir. Hani böyle oyuncular arasında doğal bir vedalaşma sinerjisi olsun falan gibi. Ha, oha ne güzel olur. Yani olmuş hani ben yönetmiyorsam öyle yapalım. Gerçek sesiyse de çok iyiymiş. Ed Sheeran mi? Ed Podrick mi? Bunlar İngiliz. Bunların sesi de güzel, oyunculuğu da iyi. İngiliz övmeye başladım ben. Jared İngiliz sevicidir. Evet. Ama o şeyin kahramanlarından biri de aslında o ateş muhabbetinin galiba değil mi? Şimdi Tyrion'ı öncelikle şey aslında. Dany ile olan arası muhabbeti var. Cersei'ye sen güvendin ettin şeyinde. Sizce şey ne yaptı? Lord Frenzon abimiz Tyrion hakkında tam olarak ne dedi? Yani çünkü orada diyalog aslında bir yere gelip aslında kestiler. Yani bir evet. Oyun oynamış da olabilir. Onun sonrasında da şunu gördük. Dany kalkıp dedi ki aslında önce Sansa'ya gitti Dany. Evet, doğru. Sanki Sansa ile ilgili bir şey söylemiş gibiydi. Doğru haklısın. Bu muydu yoksa sonrasında Tyrion'a dönüp sen savaşmayacaksın senin aklın benim için kıymetli. Sen aşağıya gidip saklanacaksın. Yani Tyrion'la mı ilgili bir şey söyledi, Sansa'yla mı ilgili bir şey söyledi, açıkçası onu kestirmek. Şunu bile demiş olabilir mesela herif gelip. Yani bu Lannister'lar kurnazdır, sen bu tipi gözden çıkardıysan bile bunu belli etme bak sana ihanet eder falan bile demiş olabilir anladın mı mesela? Tabii demiş olabilirler. Tahta oyunu böyle. Yani. Dursun bizim gözümüze soktukları hikaye ama biraz da günün ruhuna uygun. Çünkü herkes geçmişte yaşadı diyelim yani bizim işte Sir Friendzone'da gerçekten Tyrion'la iyi vakit geçirdi ve ondan iyi şeyler gördü ya. Aslında
onun payoff'unu yapıyor gidip. Doğru. Çünkü mesela öteki geldi, ben ona ki film dedi, şey Sansa falan. Hep böyle bir sinerji vardı aslında böyle. Doğru, hep. Dolayısıyla evet, ben onun milletin birbirine şey, yani hani vedalaşma adısında kefillik bölümü de aynı zamanda helalleşme ve herkesin birbirine ya o kral adamdır bak. bunu çok şey yaptılar bizim yani. Bizim vardı sahnemiz, çok iyi oynadı vallahi bak falan şeklinde. Doğru söylüyorsun. Çünkü gerçekten o zaman bunlar ikisi işte o şeyden, hastalıktan kurtulmak için falan bir çaba sarf etmişlerdi. Yani varsınız. Şey evet, sahnesi, benden sonra muhtemelen sizlerden biri el olacak falan diye verecek olması. Tyrion'u ölüme gönderiyor gibi hissettiriyorlar her geçen gün. Yani, evet. Tyrion'un ölmesi çok ilk akla gelen şey. Evet, evet, bak işte ya, gösteriyorlar ya. Hmm. Sanki ölmeyecek ama. Tyrion bence ölmeyecek. Neden biliyor musun? Bence de ölmeyecek. Çünkü Hobbit mantığı değil mi? Neymiş Hobbit mantığı? Yani tehlikeye ne kadar yakınsa, evet, ne kadar küçükse o kadar. Yok, aslında. En uzak olanlar ölecek. Yok, hiç bundan değil. Daha meta bir ipucu yakaladığımı iddia ediyorum ben. Bran'le o diyaloğu, bence Bran bir sürü öyküsünü belki de Tyrion'a geçirdi. Ve atıyorum yarın öbür gün Tyrion yaşlanıp bir şey olunca, işte dede bey olunca, zaten okuyan eden bir herif yani, entelektüel bir o herif. O Sam olmalı ya. Ya muhakkak her, sonuçta bir kişi yazacak diye bir şey yok abi. Sam de yazar, birazını bu yazar falan. Tyrion dede, Tyrion dede diye. Ki yani Tyrion böyle hassas ve önemli bilgileri geçirmesi, muhafaza etmesi açısından akıllıca biri yani. Şey, Bran'ın bak şu önemli, ben ölürsem bunları sen bil falan diye anlatabileceği bir çok yakışıklı bir adamdım falan. Bu arada burada bir şey söylemek istiyorum. Ben bu arada diyoruz ya işte belki böyle olacak. Abi az önce senin dediğinden özellikle söylüyorum bunu. Bence biz biraz fazla da okuyoruz. Yani diziden böyle inanılmaz bir beklentide gelmeyecek benim fikrim abi, sorarsanız. İşimiz bu yani. Okey, işimiz bu. Bir saat video nasıl çekelim? Aslında yani işte savaşta geldiler, birkaç kişi öldü, inanılmaz bir sürprizler yok. Bitti, mutlu son. Yine bak o mutlu sonu göreceğim mi? Bak her bölümde söylüyorum, inşallah yanılırım. Ama geçtiğimiz hafta şeye katıldı. Jamie oynayan abi bir talk show'a katıldı. Soru şey, finalde tatmin olacak mıyız? Satisfaction değil de işte, tatmin edici mi diyor? It's satisfaction diyor. Hani çok üzüleceksiniz gibi bir şey söyledi. Ben buna inanıyorum ya bence. Bizi üzecekler. David Caster bölüğü müdür nedir? Bir daha spoiler verirsen seni bulur. O elini gerçekten... I will hunt you down. Hadi Sansa ve Dany'e girelim. Bunlar arasındaki küçük gerginlik. Çok sert. Ben oradaki Sansa'nın duruşunu... Tuttun mu? Çok kral harekettir yani. Kuzey ne olacak bacım? Adım atıldı, yakınlaşıldı. Evet, kadınların güçlülüğü şu bu. Eller koydu. Yalnız Kuzey'e kırmızı çizgimiz. Kuzey ne olacak? Yani o dik duruş. Ya güzel de bana biraz şey gibi geliyor ya. Sansa nedense arkadaşlar biraz hani dedim ya geçen bölümde Cersei'ye yakın gibi. Sansa bir komplo peşinde gibi geliyor bana. Yok be abi. Yok abi, Kuzey yani. Kız gayet açık bir şekilde söyledi yani, abi evet, yani. Bak okay. Kuzey bizim. Biz burada krallığı abi ilan ettik. Buraya elini sürme bacım. Gösterdikleri bu bir şey demiyor mu? Zaten oraya elini sürmede belki ilk denediği öndeki şey. Ama işte atıyorum bir şeyler böyle şekillenirken sanki Sansa bunu biraz kendi eliyle dürtecekmiş gibi şekillendirmek adına hissettiriyor şöyle bana. Atıyorum bir Daenerys kaldı mesela bir sahnede, arkasından bıçakladı gibi. Yani, okay. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi herkes... Sen ben şunu diyecektim abi. Cevdet'in bu lafını ben şöyle bir katılıyorum nispeten. Jon, işte Dany ve Sansa'nın biz şu anda böyle sıkı fıkı müttefik olmasını da istiyoruz ya biraz seyirciler. Yani istediğim istemediğimiz tartışılır da biraz öyle gitmesi herkes açısından hayırlı olacak en azından filan. Bu üçünü arasında birisi bir şeylere ihanet edecek gibi. Burada önemli olan şey şu, üçü de temiz iyi karakterler. Etik açıdan hani hep onurlu davranmaya, kimseye kazık atmamaya çalışan insanlar. Üçünden biri biraz kendi karakterine bile ihanet edecek bir noktada. Böyle hani atıyorum Sansa mesela kendini işte ben Dany'ye ihanet etmek zorundayım gibi hissedecek belki. Yani ki ben Sansa olmaz, sanki Jon mu olacak bilmiyorum Dany, işte. Dany mi diyor? Dany de olur. Dany böyle aptal abi. Saçmalayıp yani. Evet Dany böyle hani saçmalayıp bir telaşlanıp yanlış bir hareket yapacak gibi oluyor sanki. Buyur abi. Ben önce şey diyecektim orada. Sonuçta şu anda onu kabul ettiler ya, Dany'nin başta olması. Şu anda kabul etmiş durumlar ve ona göre aslında bir şey var.
saygı var, hürmet var. Evet. Öyle konuşuluyor yani ne olursa olsun. Tabii canım, Your Grace'ler aşağı yukarı. Masaya gelirken bir, Sansa sanırım ayağa kalkmamıştı. Ona şey yaptım. İki de Tyrion, ben onu güçlü olduğu için veya şey olduğu için el yapmadım. Akıllı. Aynı zamanda şöyle olsun böyle olsun diye el yaptım dediğinde işte Cersei'ye güvenmemeliydi. Sen de güvenmemeliydin diye bir böyle sert bir çıkışı var mesela. Orada net veriyor yani. Sen benim kraliçem değilsin. Yani burası... Okey ama orada şey koyuyor. Sempatik bir durumda vardı hatırlarsın. Bence hiç yoktu. Sen de güvenmemeliydin deyince Daenerys güldü. Yani doğru söylüyorsun Daenerys, aslında dedi. O da yumuşamasında bir etki olduğu gibi geldi bence bana. Bence orada Daenerys'in bilerek alttan almaya çalıştığını, biraz arayol bulmaya çalıştığını bize gösterdiler. Hatta bu sahneyi biraz şey gösterdiklerini düşünüyorum ben. Hani bakın Daenerys alttan almaya çalışıyor, Sansa taviz vermiyor. En de sonunda Daenerys eğer işte kıllık yaparsa haklı da bulmayacağız ama işte biraz hani ona bahane katıyorlar gibi o sanki. O masanın kazananı net Sansa'ydı. Ve bence yani mızıkçısı şey, da deniyor olacak. Kalkandı yani, şöyle kalkıldı o masadan. Hani ben, sen benim kraliçem değilsin. Kuzey kendi krallığıdır. Git tahta ne yapıyorsan yap hani, ama tahta oturma mevzusunda da bence o kadar emin konuşma. O kadar emin düşünme. Ama bak Sansa şu anda kraliçesi ya onun. Her türlü nezaketi de yani bu bölümde geçen değil gösterdi bak. Onu şeyden diyor, gösteriyor ama onu şeyden gösteriyor. Çok iyi bir, hatta onu düşündüm ben. Ama kız diplomatik öküz mü gibi. Şu an ona kalkıp dediği için ejderhalarına ihtiyacımız var. Şu anda tamamen tabii. Peki abi mecburiyetten diye kabul ediyor. Ben diplomatik olmadığını söylemiyorum yani. Kız işini biliyor o anlamda. O yüzden ben bir pilot düşünür, tasarlayacağını düşündürüyor bana açıkçası. Çünkü beklenmeyen yer orası. Ama siz böyle taviz verme hikayelerini anlatınca biraz ikna oldum. Öyle de okunabilir. Doğru. Şöyle yani de olabilir gelecekte. Yani teori sıçmak diye bir derdim yok ama ben hoşuma gitti. Bir önlem alır birisi. Yani atıyorum işte Daenerys'e karşı gerekirse şu şu şöyle bir şey yapalım diye plan kurar. Daenerys de atıyorum bu önlemi duyup mesela ha siktir bunlar bana karşı komple kuruyor deyip böyle böyle bir preemptif hareketler aralarını bozabilir. Oraya mesela geliyor muyuz bilmiyorum, yakınlaştık mı ama şu zaten bana bir komple kuruluyor cümlesiydi. Yani sen şimdi böyle ortaya durduk yere bir şey atıyorsun diyor. İşte o Aegon Targaryen muhabbetine geliyorum. O yani en sonda konuşacaktı. Tamam, sadece şunu söyleyeceğim. Bu hani oraya tekrar geri dönmek zor diye. Hani orada ha bunu kim biliyor? Bir arkadaşın, biri kardeşin. Yani sanki kendi aranızda bir şey kurmuşsunuz. Bir oyun mu çeviriyorsunuz lan siz bana? Ne öyle yapıyorsunuz? Öyle okunabilir orası, evet. Gibi. Evet evet, yok doğru kızca. Bu arada yani bence kızın da yani mantıklı yaklaştığını şey düşünüyorum. Yani normal şartlarda biz izleyici olarak bunların hepsini biliyoruz evet. Ama evet, dışarıdan bakan biri olarak mantıklı. Evet yani. Çocuğun biriyle yani, biri diyor ki sen Egon'sun diyor. O da diyor ki okey yani. Dineriz aptal. Kardeşim şey bir de mesela şey John yani abi sonunda konuşacağız dediniz ama şu anda söylemem gerekiyor. John'un suratında şey vardı. Yani bak ben aslında buymuşum dediğinde John'un kastettiği şey tamamen aşklarıyken ötekinin kastettiği şey yani sen kral olacaksın. Tabii tabii. Onu ima ediyorsun da demesi. Benim bu, o yüzden Jon Snow şaşırdı böyle. Bir dakika ya ben bunu hiç böyle düşünmemiştim yani, gibi. Benim'in kesinlikle da, ve kesinlikle. Girdik bu konuya. Buradan devam edelim sonra. Arada tamam, aradaki evet, aşkları sevgisini falan umurunu. Benim derdim ama o masadaki ben buraya aşk için geldim falan. Hava civa abi. Ya hava bence civa. Bence işte hava civa gibi değil de daha şey gibi abi. Yani şunu anlatmaya çalışıyor bu öykü. Söz konusu böyle meseleler olduğu zaman İnsanların aklı kayıyor yani böyle 5 dakika önce aşığım ben buna falan diye samimiyetle söylüyorsun. Ama şimdi ulan taht mücadelesinden dolayı bu beni öldürecek kadar ileri gider mi paranoyaları? İşte milleti mahvete çeviriyor yani, anlatabiliyor muyum? Biraz, i̇şte biraz nifak tohumu anıydı bu bölümün yani. Taht John'un hakkı, Deni öldürülmesi gerekiyor almak için. Tamam işte. Ha, yok, haklısın evet, ya. Deni öldürür mü? Ama abi öyle oraya de, varır yani, mı? Sonuçta abi, atıyorum şimdi şey mi olacak ödümez mesela bak. Dothraki öldürmez. Sonuçta Turgut şöyle düşün yani. Deni de şöyle düşünecektir. Bir anda Dothrakiler, ejderhalar bilmem neler falan John'a bağlılık yemini etmeyeceği için hani John gibi birisi Deni ya yani beni öldürmeye kalkışır. Yani orayı kraliçe olabilir. Orayı konuşturmadılar ama zaten yani burada da twist olmayacak. Onu çok net söyleyeyim. John ben yönetmek istemiyorum diyecek. Bunu kesin mi yoktu da diyecektir. Ben, diyecek. Bu, yani ben sen şey yap. Ben senin yanında olayım. Ya bilmiyorum tabii. Targaryen evliliği kabul eder mi? Onu bilemiyorum. Hani normalde Targaryen evlenir. Okey de Jon bunu okey olacak mı? Onu bilmiyorum. Ama taht senindir. Sen yönetmesi gereken kişisin diyecek Jon. Ama işte tam savaş geliyordu falan bilmem ne. Bize durduk yere bir cliffhanger vermeleri gerekiyordu. Vesaire vesaire. Yoksa yani seni tahtta hak iddia.
Geçiz. Bence John'un öyle demesine, öyle davranmasına rağmen işte trajik şeyler olabilir. Yani böyle zaten ikisi de geçemeyecek de tam bize, da. Bize aman. Şöyle boktan şey sahnesi gösterebilirler abi. Romeo Juliet sahnesi göstermişti. John bir sahnede şey diyordur. Tahta hiç gözüm yok. Gidip Deni'yi açıklayacağım. İşte tahtı sen alabilirsin diyeceğim. O sırada Deni hasiktir. Herhalde komplo kuruyor. Anladın mı? Böyle hani yani öyle şeyler ilk akla gelen ucuz numara. Farkındayım ama buna benzer bir şeyler olabilir diye. Yani bir yandan da edebiyatta her zaman olan şey olduğu için bence bu topu oynarlar. Deni o yüzden bir hıyarlık yapacak gibi hissediyorum ben. Yani hıyarlık yapan taraf ya gerçekten oradaki John'un derdi ama şeydi, biz onu hissettik. Yani ben seni seviyorum ve biz akrabaymışız. Sıçtık amına koyayım da adamın tabii, derdi. Tabii. Kesinlikle bana onu geçti. Çok Bilerek onu da diyaloğa dökmediler bence Deni'nin paranoya potansiyelini ayakta tutmak için. Yani şey dese şöyle diyebilirdi John çünkü. Tabii canım çok. Ya ben bir bok öğrendim. Şimdi sana açıklayacağım ama merak etme öyle bir şeyim yok. Hani direkt böyle de anlatabilirdi. O da biraz şimdi böyle düşük yüzlü biliyor musun? Ben Targaryen'mişim. Vay be. Bir de bu bölümde özellikle bu bölümde şeyi fark ettim ben. Mesela böyle Aşk-ı Memnun'un hani böyle uzun uzun bakışma sahneleri, mimik sahneleri falan vardır ya, böyle oyuncuya zoom, hafif mimik kesmeler falan, seyirciyi oradan ima edecek. Ben Aşk-ı Memnun'u seneye kadar izlememişim yani, kusura bakma burada biraz. İşte Türk filmleri, Türk dizilerinde genel olarak. Pardon, bir seneye kadar Türk filmleri ve Türk dizilerinde. Bir Beren Saat hayranı olduğunu bilseydim sana Kıvanç Tatlıtuğ posteri alırdım. Neden söyledin? Şimdi bütün geyikleri rezil olacak pasajısı var. Neyse, hakikaten öyle bir bakışma, bir böyle görme, bir mimik kesme sahneleri çok vardı. Ki bu bölüm de herhalde Game of Thrones tarihinde ilk defa, bizim de tam da yılımız odur. Hani böyle sevgililerin bir arada olup da poz verdikleri bölüm. Şuradan da size bir göstereyim. Hatırlarsınız zaten. Perişanlık. Yani bu Game of Thrones'un herhalde ne bileyim yani 8. sezonuna özgü bir durum. Yanlış demiyorum da abi. İlk. Veda bölümü zaten. Ya. Yanlış demiyorum. Zombi ordusuyla savaşmaya gidiyorsun. Hadi yani. Yeter bu ikisinden bahset içimiz çıktı. Başka bir şey kaldı mı ki? O, tabii daha Nightwatch'un bir araya gelmesi, ama orada küçük gördüğümüz minik Ghost arkada böyle evet hindi gibi duruyor. Ghost nerede dediniz. Hazır ejderha göstermiyoruz diye. CGI'ye ne para harcıyorlar? 3 saniye Ghost kotamız var. 3 saniye ama böyle arkada. Ghost hep vardı da genelde kamera böyle duruyordu. Bugün böyle durdu tezahürat. Evet yani resmen araya Ghost'u sıkıştırmışlar. Canım benim çok şekerdi. Bunların aralarındaki reunion da beni duygusal hissettirdi. Orada da bir geçmişe döndük hep. Yani asker değil mi? Askerlik anıları. O ihtiyacı olan bir andı yani. Şey oradaki şakalaşma güzeldi. Semin. Kardeşim. İlk ben öldürmedim mi? Bak oradaki şakalaşma tatlı işte artık. Evet. Çünkü aralarındaki o diyaloğu sen daha önce vermişsin. Tabii her zaman bir de her zaman birbirlerine takılıyor. Öyle bir iletişim var. Bunlar birlikte bot bağlamış adamlar. Yani aynen öyle şeyler. Abi. Ya oraya yakıştı işte. Nerede yaptığın, nasıl yaptığın çok önemli. Şu hoş oluyor. Mesela ilk sezonlarda işte atıyorum Pike Savaşı vardı hatırlar mısınız falan filan deyince işte bilen biliyordu, ekstra kaynaktan öğrenmiş olan biliyordu ama şimdi bahsettikleri anları 3-5 sene önce bizim de gerçekten izlemiş olmamız bizim de enteresan. Ya biz de biraz şeyleşiyoruz bu bölümü izlerken, ben oldum işte öyle. Biz de biliyoruz geçmiş tarihi falan. Son hayatta kalan diğer ikisini yaksın. Evet. Evet, o da çok acıklı bir an. Yani bunlardan kesin ölen olacak. Ya en azından ben o sakallı dayının gideceğini düşünüyorum. Valla o kalırsa hala, yani her şeyin sonunda hala o kalırsa, ama bir şey söyleyeceğim bence. Delik mi? Delik. Hayır. Ben bu finalde şeyi göreceğim, yani Game of Thrones'un finalinde. Bu gittiğimiz, gördüğümüz her bölgenin başına tanıdığımız birileri geçecek diye düşündüğüm için bence Night's Watch kurulacak ve yine bu Ed miydi bu abimiz? Ha, Ed. Ed'i ben Night's Watch Commander olarak göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama işte hani bu şeydi, Satisfaction'dı yani. Tamam da yani herkes ya, ölmesi zorunda değil herkes kardeşim. Herkes öldü, Ed hayatta kaldı, sen mutlu musun yani Ed? Ama Night benim Watch... adamım Ed abi. Görüşürüz tamam. Dostum Night Watch var diyorsunuz ama yani, anladın mı? O zaman bir düzen de var. Düzen geliyorsa birilerinin fedakarlığı için geliyor demektir. Night Watch hakikaten şey için kalmayabilir. Hayır abi, 12 kişi ölürse ve bir noktada sen yine düzen olduğunu görürsen Ed olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ama işte yani... Bittersweet abi. Yani Bittersweet final. Sam'de kalmaya devam edelim. Bir de Sam, Mormont Bey abiye kılıcını devretti. Evet ya, böyle ben şeyi yaşadım. Yani o herifin şey olduğunu unutmuştum tabii. Mormont'un oğlu olduğunu falan unutmuştum. Bana deseylerdi ki biri, Sam bu Valerian kılıcı birine verecek. Lord Frenzon herhalde 20. falan aklıma gelirdi. Yani. Evet, ama işte Mormont bağlantısı bence güzeldi, bağlı. Güzeldi. Yani bağlantı mantıklı. Bir de küçük kızla Mormont'un muhabbeti de çok şeker ve güzel. Tatlıydı bence. Ne o? Güzel. Hayır savaşacağım, hadsiz köpek. Çok ben şey açısından da biraz duygulandım Sam'in kılıç verme olayına. Kendi babası kardeşi öldü falan filan ya.
Hani biraz böyle işte o yüzden Mormont'u hatırlayıp da belki böyle bir ulan bana babalık eden figür, ha, bir herif o vardı bari onu onurlandıracak bir bok yapayım gibi bir harekette de evet. Davrandı. Sanki. Ben bunu kaldıramıyorum demesi falan da. O şey değil mi? Türkçe'ye özgü bir şey o durum. Yok abi o wizard olduğu için Sam dagger kullanabiliyor. Uzun kılıç kullanmaya proficiency'si yok. Oy. Siz de hiç FRP bilmiyorsunuz. Doğru. Dünyanın en gerekli sahneleri olan Missandei ve Pipisiz'e ayrılan. Ya ne bir vedalaştı işte onlar da ya. Ama sevmediniz Missandei'lerimiz. Nereye gideriz? Benim bölge şeye gideriz. Yalnız bizimkiler savaşçı değildir. Bizimkiler savaşçıdır. Sonra gidiyorlar değil mi? 30 kişilik köye 7000 asker. Bunlar geldi bizim. Şimdi biz seni koruruz. Sahil kasabasında. Bir önceki bölümde de ben seni ısıtırım vardı biliyorsunuz. Böyle. Bundan evet, sonra yani. Game of Thrones böyle. Gereksiz. Boşa akan bir zamandı yani. Yani o şimdi kazandılar diyelim falan. 10 ay sonra işte kızcağız geliyor. Ben devamlı şiir okumamızdan, devamlı birbirimize güzel sözler söylememizden biraz sıkıldım açıkçası. Lütfen. Ben biraz gidiyorum. Lütfen bunu sen çok mesele etme. Bilmiyormuş gibi davran. Niye abi ya? Sürtünerek orgazm olur mu? Merak etmeyin. What? 12'den sonra program bir şey olur. 12'de yaptık sabah 6 oldu. Söyleme. Kaçta itibaren? Tekrarı her saat. Jamie ve Bren'in arasındaki muhabbet. Ha, o yüzleşmeyi de yaşadık. Suratsız çocuk. Abi Bren... Yine hayal kırıklığı. Benim için yine hayal kırıklığı orası. Yani biraz daha şey bir sahne isterdi insan olarak. Jamie dolu yani, dolu bir sahne. Jamie de çok cool artık ya. Hani bunların önemli değil. Ben doğru olanı yapmak istiyorum. Bu da ben Brian falan değilim. İkisinin bir araya gelmesi o yüzden bize hiçbir yere götürmedi. Tamam, şey, sen Jamie misin? Hayır. Yani şey Jamie'yim. Artık değiştim. Kusura bakma. Önemli değil. Ben de Brian değilim zaten. Okey. Hadi bye bye o zaman. So. Bu ne kadar cool böyle yani. Böyle yıllar sonra işte lisedeki arkadaşımla çok alakasız bir ortamda karşılaşmışsın gibi. Şey ama birbirinizi pek sevmeyen. Çocuk Brian, sakat bıraktı. Brian geldiği çocuğu. Halinden iyi ya. Mutlu ya. Üç gözlü kuzgun. Sen beni oradan atmasaydın ben üç gözlü kuzgun falan olamazdım. İşte bak bunu... Sen beni atmasaydın bu dizi olmazdı dedim. Tabii evet, işte. Bir söyleyeceğim. Ben bunu diyeceğini demiştim geçen hafta hatırlıyor musun? Evet. Yani şey diyecek demiştim hani sen beni atmasaydın işler buraya varmayacaktı falan pişmeken. Büyük öngörülerin sahibi Ercan Güldal'ı tebrik ederim. Ama yok o çok bariz diyeceğim yani. Şey diye hani şunun olmayacağı tabii ki çok barizdi yani. Böyle Jamie'yi görmüyoruz. Aha da bu itti beni bu itti öldürmüşsünüz. Hani yapmayacağı çok barizdi tabii ki yani bu arada. Ama şey zor be abi. Her boku bilince ağzından çıkan lafa dikkat etmen gerekiyor. İşte şey dersin. Ya Jamie sen ölüyorsun. Asiktir. Ölümümü bildim. Geleceği evet. Değiştiriyorum. Ha, ben niye hayal kırıklığı yaşadım yine? Ya burada da. Ben şeyi çok istiyordum yine. Jamie'nin Bren'i koruyarak kendini affettirme bir çaba. O kadar kolay ben... affetti ki. Ya şu an affettiler benim gözümde. Ya affetme de değil. Şu an aranında bir problem yok. Ama Jamie kendini affetti mi? Güzel. Bence etti abi. Çok net. Bence de etti ya. Çok net. Bence abi, çok rahat. Kapandı abi. Abi Jamie kendini kapandı. Arkadaşlar kendini feda etmeye geldi zaten. Jamie'nin bütün bak, defterleri kapattılar bu bölümde. Jamie'nin kafasında şu var. Jamie kazanacağız diye düşünmüyor. Sarı. Bir yandan Cersei'yi daha uzakta biraz daha fazla yaşayabilir. O dibine geldi Norton. Ve dedi ki ben bütün yaptıklarımın kefaletini kendi savaşçılığımı ve canımı adayarak ödeyeceğim. Jamie'yi böyle yarın ölecek yani Jamie. Kabul edilmemeliydi. Defterleri kapattılar. Ha, bence kabul edilmemeliydi. Bence dışlanmalıydı. Ha, bence sen git unutulur. Kenarda dur denmeliydi. Kenarda dur ne? Git bir yerde. Hatta bağlamalılardı bunu. Bağlamalılardı bunu abi. Ağaca bağlayacak. O zaman da şey olurdu yani. Adamlar şeyi çok idrak etmişti. Yani etmişler. Bize daha bir büyük bir tehlike geliyor. Bırak bunları şimdi. Tamam abi ama yani şu anda Jamie artık hiçbir şeyi affettirmeyecek. Çünkü... Okey, elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor ve herkes affetti adamı. Jamie ve Tyrion arasındaki için duygusal büyüklüğü bitti yani. Zaten unutmayın arkadaşlar, Bren'i ittiğini kimse bilmiyor zaten. Tabii. Ya evet, onu bilse evet. Belki hiç affetmeyecekler. Tabii, o zaman zaten direkt öldürülecek. O zaman da şey dedi yani, zaten benim ailemdi. Gerekeni yaptım, yine olsa yine yaparım dedi delikanlı gibi bu arada. Tabii, aile ne kurulmuş. De saldırmasını falan. Aynen, o yüzden hatta kız çıktı işte bu, beni korudu dedi, o da kefaretlerimiz, şey kefilliğimiz. Hani Sansa, neydi Sansa'nın annesinin adı? Catelyn. Ona verdiği sözü tuttu falan filan gibi. Unuttunuz, rahmetli. Tadım kaçtı, ama. Bilmiyorum. Jamie ve Tyrion arasında minik bir muhabbet var. Son hani bir ona girelim. Şey güzel sonra da Hound ve Arya'ya da... Hadi buna girelim oradan. Ya da Jamie'deyken Jamie'den devam edelim. Aç abi Jamie. Sen tereddüt ederken ben şunu söyleyeyim. şey hoş bir laf oldu gerçekten.
Babamız hayatta olsaydı şimdi iki Lannister kendimizi kuzey için burada feda ediyoruz. Ha 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 he he falan. Evet. Hakikaten şöyle bir Charles Lance'e... bu arada iki şakası var ama bir de bir sonrasında Stark'larla savaşmış hepimiz olarak burada Winterfell'i koruyoruz şu an. Evet doğru valla. Kardeş muhabbetleri tatlı tatlı verdiler. Çok da bir mevzu bunların olmadı. Bunların kardeş sinerjisi çok tatlı ya. Yani bence de. Bütün dizi boyunca en az bir arada görmediğimi üzüldüğüm en çok. Ve en çok, en büyük yalanı bana söyledi. İşte hayır, sen hiçbir zaman yalan söylemedi. Sen bu bilerek aşık oldun cümlesi. Oradaki o diyalog bence güzeldi. Evet, güzel. Zaten dediği gibi kardeşler iyi yazılmıştı ya. Kafamda ben orada şeyi sorguladım ama ya. Yani bence Cersei Jaime'yi de kandırdı. Yani onu ben şöyle düşünüyorum. Jaime aşık, yani aşk uğruna her şey yapmalı insan gibi bir yalana inanmış bir karakter. Yok yalan değildi abi yani. Hayır. Cersei her zaman kurul yüzünü, o sert yüzünü Jaime'ye gösterdi. Hiç saklamadı yani Jaime'den. Yok şey anlamda Jaime yalan yani demek istemiyorum. Yani Jaime aşkın çok önemli bir güç olduğuna inanarak bir yalana inandı demek istiyorum. Yani aslında Cersei'ye kandığı derken farklı bir şey demek istiyorum. Yani Jaime'nin o zamanki, yani şimdiki o sevdiğimiz şövalye ruhu o zaman da vardı. Ama Cersei gibi birine şövalyelik ettiği için o da dalgalıydı. Şimdi burada gibi. Burada evet, demek evet yani güzel öykü olan şey şu. Şimdi aşk uğruna mücadele etmekle görev uğruna mücadele etmek peri masallarında, epik öykülerde falan hep ortaktır. Yani hiçbir zaman aşkına ihanet etmek zorunda kalmazsın. Jaime'nin inandığı yalana işte o. Eğer ben yani gençliğinden bahsediyorum şu an, yani görmediğimiz zamanlarından bahsediyorum. Hep dürüst, onurlu bilmem ne olursam hayatta da ödüllendirilirim. İstediği ödül de ne? Kız kardeşinin aşkı. Ama işte hayat... Kız kardeşi iğrenç bir insan olduğu için de bir yandan da tabii, iğrenç de, şeyler yapmak zorunda kaldı. Aynen. Yani. Eninde sonunda büyümek zorunda kaldı. Peri masallarından şey olmak zorunda kaldı işte. Mezun olmak zorunda kaldı. Ve aşk ve görev arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Şu an görevi George R. R. Martin elini oluşturarak kahkahalar atıyor. Ben bu sezon benim heyecanla beklememin tek sebebi Jaime'ydi. Bu bölüm benim gözümde heyecanımı azaltan durum oldu. Yani Jaime'yi benim gözümde düşürdüler bu bölüm. Tek bir atışları kaldı. Cersei'yi de öldürtmezlerse Jaime'ye net yani bu sezona ben... Net yani, Game of Thrones'un zaten şu ana kadar en kötü sezonu. Tartışmam bile. Abi o biraz şey ama ya fıtratında var bu. Daha bence yani. Bir finale doğru yükseldikçe yükseliyor. Bütün sezonların ilk iki bölümlerine göre en kötü ilk iki bölüm. Peki. Hani o yüzden Jamie de bok etti. Of çok tadım kaçtı ya. Hadi o zaman kaçtı. Son Hound ve Arya arasındaki işte öyle küçük muhabbet. Artık o da ya bir şey. Bu da böyle, şey. Bu da böyle küçük vedalardan bir tanesi. Şeyi andık. Hadi. Toros'u andık orada. Evet. Yazık canım benim. Man Ban. O herif çok süper oyuncu. Ben adamı çok severim. Ben bayıldığım adamlardan bir tanesi. Hadi herkes 3 gelecek bölüm kim ölürünü söylesin, kapatalım bugünü. Ya üçten fazla da ölebilir ama 3 isim vereceğiz. 3 üç, evet, üç, üç, üçe isim. İyiymiş yani. Üçten az öleceğini tahmin etmiyorum. Mesela bence Gendry ve Maisie Williams daha hayatta gibi gözüküyor bana bir süre. Bana onu söylemeyeceksin. Kim ölecek? Kim tamam. Ölecek? Kim ölecek? İşte sen bunlar hayatta da iyi taraftan başla. Oo, bu sabaha kadar konuşuruz sen karakterle. Abi bir kere Dondarrion ölür bence artık o herif. Ben Allah'ıma kavuşmak istiyorum dedi zaten. Geri dönüşü de yok. Evet geri dönüşü de yok. Bu son ölümüm şeklinde. Tormund gidici olabilir ya da Brienne. İkisinden biri kesin diyorum ben. Öyle bir şey yok. Üç isim veriyor. Evet, üç isim veriyor. Evet, ya tartışmayacak mıyız kardeşim? Hayır tartışmayacağız. Tahmin yapacağız. Ondan sonra gelecek hafta. Yüzde kaç yaptığımızı bakacağız. Evet. Ben... Yani üç bir söylesin. Peki. Üç bir söyle. Önce ben mi söyleyeceğim? Evet. Artık girdim abi, yani. Abi Grey Worm ölecek. Tormund ölecek. Tormund ya da Brienne. Ya... Dur bir düşüneyim ben. Düşüneceğim ya. Tamam. Hadi Cezet var mı şey? Dur bir tanesi belli. Ben düşünüyorum. Kim var olan söylesin. O zaman ben... Senin şey belli ki. Ben de bir Grey Worm diyorum. Grey Worm herkes gözünden çıkıyor. Grey Worm gidici o. Çok yani belli. Evet, yani, evet. Misan değil olan sohbetten ben onu çok hissettim. Tabii, Grey Worm gidiyor yani. İki. Podrick diyesim var aslında. Ama ya bence Podrick ölecek de. Tabii bir de şarkı söyleyeceğim. Evet, evet. Yani o çok kolay tahmin olur diye onu söylemiyorum şu bence anda. Bence Podrick ölmeyecek bu arada. Şey ölecek bence. Frenzon, Lord Frenzon. Hmm. Ben de kesinlikle Mormont'un gideceğini Lord Frenzon, düşünüyorum. Bayağı zaten birkaç kez ucundan döndü yani. 3'e de
Bence Starklardan kimse ölmez. Bence Theon'u da öldürmeyecekler. Hadi ben risk alıyorum. Ben Brienne diyorum. Brienne'e ben de katılıyorum. Benim de listemde var. Benim de var Brienne. Çünkü çok yazık ağlattılar ablamızı. Bir de şeyin çok ortasında. Şimdi Jaime'yi öldürmeyecekler. Jaime ile bir bağlantısı var. Yani birçok kişiyi üzecek Brienne'in ölmesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Game benim of Thrones'da için... bunu öldürmeyecekler cümlesi kurmak büyük risk. Evet, evet evet. Kesinlikle ama bence öldürmeyecekler. Ne yapayım? İkincisi şeyi Renzol. Katılıyorum o konuda. Bak onlar fix defterleri kapağılar. Yani Brienne için bir de hele çok duygusal bir şekilde. Şövalye'de yaptılar. Kelle gidici abi. Allah rahmet eylesin. Tabii, tabii, ama benim söylediğim ismi tekrar edecekseniz böyle olmaz. İlk siz söyleseydiniz o zaman. Bence Jaime ölecek abi bu arada. Ben söylüyorum. Bana al bence işte Jaime gidecek gibi geliyor. Ama bol zibir. Sen diyorsun ki Jaime. Jaime için defterleri kapattılar. Jaime, Brienne. Jon ölecek falan. Jaime, Brienne ve şey. Biraz Mormont. Tamam. Arkadaşlar olaya zaten biraz da şey yaklaşmamız lazım. Stratejik yaklaşmamız lazım. Kalmış 4 bölüm. Bu dizi Game of Thrones gelmiş en büyük savaş. Yani bu popüler karakterlerden en az birinin gitmesi. Kardeşim o zaman stratejik kal sen de. Ve söyle. Üçüncüyü söylüyorum. Arya. Yaz. Enteresan. Arya da niye yazayım? Tizlerini göster. Niye yazayım? Zaten kayda alınmış. Cevdet Arya dedi. Allah Allah. Niye kim diyor? Siz yazın arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Şimdi tabii savaşa gitmeyenler de var yani. Onların ama onlar da ölebilir bir şekilde değil mi? Hadi kardeşim seç artık ya. Evet, bir sen kaldın. Peki ben de Grey Worm deyip Grey Worm'u kesin bir hakkına yani, lokma çıkmayacak sonunda. Yani Grey Worm konusunda yani o şimdiden öyle. Kadar sevdi. Formu bu bir yer mi söyle? Formu. Sizden farklı olmak istiyorum yani Brienne'i çok gösterdiler ya. Ters köşecilik seziyorum üç. Orada. Çok üzüleceksiniz ama Lady Mormont. Vay, güzel tahmin. Evet, bence çok de. Güzel bence tahmin. De. Bravo. Of, var ya dev üzüntü olur o ya. Bence de ölecek. Çocuğun kelle gidecek mi? Yani ismi vermeyeceğim ama bence de ölecek. Yani ben 3 ismimden değiştirmiyorum. Evet. Bu arada bence Hound da ölecek ama. Hound da. Bana Hound, da öyle geliyor. Hound gidici olabilir. Ama onu da bir ama kardeşiyle şey yani, karşılaştırıyorlar. Legend yani. Ball olayını hepimiz bekliyoruz. Bu kadar yani yükseltip yapmazlar aslında. Onlar o abisiyle hani düello yapmasalar bile öyle epik bir şekilde karşılaşacaklar diye düşünüyorum. Ben o işte Arya üzerinden olacak diyorum. Olabilir. Size bir soru soracağım. Merakımdan soruyorum. Uzun zamandır boyun kafasını zorlayan bir soru var. Yani sanmıyorum. Tahtalara mı çıkacak? Ne yapsın kızcağız? Savaş olacak ya. İşte bir bitecek birileri yani. Hemen üçüncü bölümde demiyorum. Belki dörde de sıçrayacak. Şunu görecek miyiz? Bir bölüm en az. Ya da 15-20 dakika. Savaş bitti. Her şey oldu. Artık extended scene. Sonra bir bölüm. Bundan sonrası üzerine neler olacaktır üzerine. Bence kaçışlarını göreceğiz abi direkt. Orada gözlerine vura vura kaçacaklar bence yani. Hani oralarda bitecek mi diyorsun? Ya Yara'nın yanına kaçabilirler. Evet diyecek. Evet. Bence zaten orayı önceden o foreshadowing'in olduğu. Ha, Yara'nın oraya giderlerse de Euronlar gemiyle geldiği için mantıklı da olur. Onları evet evet. Orada ayrı bir savaş daha izleyeceğiz. Yani. Okey onu demiyorum. Onda da bitti. Yani son artık tahta oturan oturmayan belli oldu. Bundan sonrası diyarda yani, neler olacak? Yüzükler Efendisi. Ha, net. Olacak diyorsun yani. Yani bilmiyorum artık 50 yıl sonrası mı 100 yıl sonrası bilmiyorum ama X yıl sonrası göreceğiz. Yani çünkü spin-off izleyeceğiz bir sürü dizi yapacağız. Yani, olan dizi olmalı. Bunlar hayır Hollywood senaristi bunlar. Yaratıcı maratıcı olamazlar. Ne gördüler sonu yapacaklar. Allah'ını seversen bırak. Bir Sam ya da birileri belki hakikaten tıpkı şeyde olduğu gibi böyle laf üstüne ne görüntü üstüne konuşma girip yani bu akla gelen ilk fikir tabii de. Öyle bir şeyler gösterebilir yani 50 yıl bilmem abi, kaç yıl sonra Cersei gerçekten kaç? Çocuğunu doğurabilir. O çocuğu görebiliriz yani çocuk. Arkadaşlar chat'i açtım. Totalde 1339 kişi. Yani şu anda. Gidin yatın manyak mısınız? Bayağı Game of Thrones. Bir de tatil bugün galiba. Böyle bir şey okullar var. Okullar tatil. Resmi değil. Ben de şey gideceğim şimdi. Resmi tatil değil. Öyle izin almış olanlara tatil. Olabilir. Okul bilmiyorum. 22 Nisan mı? Ne diyorlar? Ya. 23 Nisan yarın. Tabii. Okul tatili i̇şte olmuyor. Evet. Yani ne deniyor? Pazartesi. Birisi bunu kesiyorsunuz galiba. Hayır, hayır. Pazartesi. Ha, arefesi. Niye? 23 Nisan. Zaten bugün tatil değil abi. Pazartesi. O zaman biz YouTube için veda edelim. Chat'le biraz daha muhatap olup hadi. Ondan sonra yani YouTube kapatmayacağız da. Evet Ömercan, Can, buyurun. Efendim, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta, bir sonraki bölümde Büyük Savaş'ı gerçekten en merak edilen bölüm. Onu gerçekten merak ediyoruz. Yanına yapma be. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Bay bay.